Evet, merhabalar. %50 ÖTV diliminde olmasıyla pek çoklarınızın merak ettiği Sportage 1.6 132 beygir manuel cool paketli versiyonu inceliyoruz ve anahtar testin fiyatı 231.600 lira. C segmentinde geniş ve kullanışlı bir SUV modeli arıyorsunuz. Bu bahsettiğimiz 231.600 liralık anahtar testin fiyatı rakipsiz. Çünkü tüm rakipler %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Burada uygun fiyatlı bir model oluşturmuş Kia cephesi. Cool pakette aracımız hiç de ucuz gözükmüyor. Gördüğünüz gibi cam çerçevelerindeki tam kromlar, alaşım jantlar ve buradaki metalik gri rengiyle beraber oldukça şık bir ürün. Motor bölmesine geldiğimizde 1.6 GDI motorda kaput izolatörünün de unutulmadığını görüyoruz. 132 beygir gücü 6300 devirde, 160.8 Nm torku da 4850 devirde veriyor. Arka süspansiyon sisteminde de tam bağımsız süspansiyonu kullanan araç 0'dan 100 km'ye 11,5 saniyede ulaşıp 182 km'lik son hıza varabiliyor. Büyük, ağır ve atmosferik 1.6 motorlu aracımızın yakıt verilerine baktığımızda şehir içi 7.9 litre, şehir dışı 6 litre, karışık da 6.7 litre olarak verilmiş. Büyük ve kullanışlı olan bagaj alanında litre 467 litre olarak açıklanmış, koltukları yatırdığınızda 1456 litreye ulaşabiliyor. Sanki daha büyük bir alan varmış izlenimi yaratıyor, bunu da söylemem lazım. Malzeme kalitesi ne seviyede? Şimdi meşhur tıklatma testimize geçelim. C segmentindeki rakiplerine benzer bir şekilde konsolun üst tarafında ve kapıların ön tarafta üstte yumuşak malzeme kullanırken arka kapılarda ve alt bölümlerde sert plastik malzeme kullanılıyor. Aracımız oldukça büyük ve geniş bir alana sahip. Boyutlarına baktığımızda 4485 mm'lik uzunluk, 1855 mm'lik genişlik, 1645 mm'lik de yüksekliği görüyoruz. Bu alanda iç mekanın oldukça ferah olmasını sağlamış bu ölçülerle beraber Sportage'ın içinde oldukça rahat seyahat edebilirsiniz ki benim boyum 1.88, bu halimle hem önde hem de arka koltukta rahat ediyorum. Başlangıç donanımlı Sportage'ın içinde kalite anlamında kendinizi oldukça iyi hissediyorsunuz. C segmentinde üst noktaya oynayacak detaylar burada gözüküyor. Özellikle krom parçalar ve piyano siyahı bolca kullanılmış. Direksiyon üzerindeki düğmeler oldukça kaliteli. Konsola yerleştirilmiş düğme ve tasarım da oldukça başarılı. Ki ben bu çift renk detayını da oldukça seviyorum. Buradaki koltuk renkleri de bence çok çok başarılılar. Dijital ekranlardan pek hoşlanmayıp analog kumandaları seviyorsanız Sportage bu anlamda teybinde bile analog kumandaları sunuyor ki bu artık ender rastladığımız bir şey. Eski kafalıysanız, standart düğmeleri seviyorsanız ve kalite anlamında da iyi düğmeler istiyorsanız Sportage sizi mutlu edecektir. Sportage fiyat fayda ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 1.6 direkt benzin enjeksiyonlu motoru LPG uyumu konusunda aynı Corolla 1.5 gibi biraz sıkıntılı. LPG çözümleri biraz pahalıya geliyor. Yakıt tüketimi anlamında da çok ekonomik olduğunu söyleyemeyeceğim Sportage'ın bu eksilerini bilerek aracı seçmek lazım. Ama fiyat etiketi anlamında baktığımızda
total pakette bence oldukça başarılı bir ürün olarak gözüküyor. Sportaj ki kalite seviyesi benim beklentimin üstünde. Uzun zamandır bu başlangıç donanımı incelemeye çalışıyordum ama araca bir türlü denk gelemiyordum. Yine showroomlarda sizin de bu aracı bulmanız oldukça zor gibi gözüküyor. Burada incelediğim örneklerde satılmış olan örneklerdi. Haliyle fiyat fayda anlamında oldukça başarılı bir ürün olduğunda showroomlarda aracı bulmak oldukça zor bugünlerde. Tasarım olarak da çok şık bulduğum Sportaj, takip edenler bilirler, yakın zamanda yepyeni bir nesle kavuşacak. Yeni nesilde aykırı çizgilerle karşımıza çıkacak. Birkaç görselleri gördük ama resmi lansman gelmeden bu görselleri tamamen sizinle paylaşmak istemedim. Resmi lansman da yakında yapılacaktır. Haliyle bu Sportaj'ın yakında eski kasa bir araç olacağını da altına çizmem lazım. Diğer seçenek olan 1.6 dizel 7.0 DCT versiyonlarının da fiyatları yine rakiplerine göre uygun gözüküyor. Kia Sportage tasarımıyla, kalitesiyle bence mutlaka listenize alınması gereken bir seçenek. Ama özellikle 1.6 benzini tarafında yakıtın pek ekonomik olmayacağını ve performans anlamında pek bir şey alamayacağınızı bilerek bu aracı seçmeniz lazım. Bugünkü konuğum Kia Sportage'dı. Sizi Sportage'ın görselleriyle baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.